YouTube'da akıcı şekilde videolar arasında gezerken 90Hz'i rahatlıkla kullanabiliyoruz. Esselamu aleyküm. Bu videoda Xiaomi telefonlarımızda telefonu 60Hz'de değil de 90Hz ekran yenileme hızında kullanırken bazı uygulamalarda yine 60Hz yenileme hızı görünüyor. Bunu nasıl 90Hz'e çıkarabiliriz ya da telefonun desteklediği duruma göre 120Hz veya 144Hz'e nasıl çıkarabiliriz? Bunu göstereceğim. Önce telefonumuzdaki FPS'i ölçen, yenileme hızını ölçen kısmı açacağız. Bunun için telefon hakkında kısmından tüm özellikler dedikten sonra burada MIUI sürümü var. Benim kullandığım temadan dolayı bu şekilde yazıyor ancak siz de burada MIUI sürümü yazar buraya. 5-6 defa tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi gerek yok. Sen zaten bir geliştiricisin diyor. Geliştirici seçeneklerini açıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ek ayarlar. Geliştirici seçeneklerine geliyoruz ve aşağı doğru indiğimizde burada yenileme hızını göster kısmı var. Bunu açık konuma getirdiğimizde sol üst köşede gördüğünüz gibi 90Hz yenileme hızı görünüyor. Telefonum 90Hz'de olduğu için 90 görünüyor. Buradan çıkıyorum ve YouTube uygulamasına girdiğimde bu otomatikman 60'a düşüyor gördüğünüz gibi. YouTube'da 90Hz'i alamıyorum. Bunun için öncelikle telefonumuza Set Edit isimli uygulamayı yükleyeceğiz. Play Store'a girerek Set Edit yazdığımızda zaten ilk çıkan uygulama. Telefonumuza yüklüyoruz. Aç diyoruz. Bu şekilde uyarı veriyor. Tamam diyoruz. Yine bir uyarı veriyor. Boşluk bir yere tıklıyoruz ve burada aşağı doğru iniyoruz. Burada U harfine doğru indiğimizde User Refresh Rate yazar. Önünde 90 yazar. 90Hz'de olduğu için. Buraya tıklıyoruz. Edit Value ediyoruz. Bu kısımda 90 olan kısmı 1 yapıyoruz ve Save Change diyoruz. Gördüğünüz gibi hala 90 duruyor. Buradan çıkarak YouTube açtığımızda gördüğünüz gibi yenileme hızımız hala 90 şeklinde kullanılabiliyor. YouTube'da akıcı şekilde videolar arasında gezerken 90Hz'i rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ben bunu YouTube için gösterdim ancak yine bu şekilde 90Hz'i desteklemeyen uygulamalarda da bu şekilde 90Hz alacaksınız. Tabi telefonunuzun 90Hz'i desteklemesi gerekiyor. Göstermiş olduğum yöntemle 90Hz desteklemeyen uygulamalarda bu şekilde 90Hz'i aktif edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi video izlerken de yine 90Hz'i görebiliyoruz burada. Videolar sırasında da 90Hz çalışıyor. Yine bunu eski haline getirmek için buradan çıkıyoruz. Set Edit uygulamasına gelip buradan U harfinden User Refresh Rate yazana tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi User Refresh Rate. Edit Value ediyoruz. Bu bir kısmını 90 yapıyoruz. Save Change diyoruz ve normale dönmüş oluyor. YouTube'a girdiğimizde gördüğünüz gibi 60Hz gösteriyor şu kısımda. Ancak ben bunu YouTube 60Hz izlemek istemiyorum. YouTube'u 90Hz olarak izleyeceğim ve desteklemese de tüm uygulamalarda 90Hz'i kullanacağım diyorsanız da göstermiş olduğum yöntemle Set Edit uygulamasından User Refresh Rate kısmını 1 yaparak bu özelliği kullanabilirsiniz. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet.